Babatorik. Merhabalar Babatorik izleyicileri. 21 Eylül günü Türkiye Süper Ligi'nde Samsun Spor kendi evinde Trabzonspor'la karşılaşacak. Trabzonspor için Avrupa tarafında iyi işler yaparken lig çok kötü başladı. Önce Manisa deplasmanında beraber kaldılar. Daha sonra da kendi evlerinde Büyükşehir Belediye'ye yenildiler ve şu anda 1 puan toplayabildiler. Geçen sezonki Trabzonspor'un başlangıcından çok çok uzaktalar. Samsun Spor ise lige bir galibiyet bir mağlubiyetle başladı. Galatasaray karşısında beraberliği yakalasalar da daha sonra bunu koruyamadılar ve sahadan 3-1 ayrıldılar. 3-1 yenilgiyle ayrıldılar. Maçın belki de en ilgi çekici notu Mustafa Sarp'ın gol atmasıydı. Uzun süredir Galatasaray taraftarını çıldırtan bir oyuncunun böyle bir maçta gol atması gerçekten ilginçti. Ben bu maçta Trabzonspor'un önündeki formsuzluğun devam edeceğini düşünüyorum. Samsun-Trabzon maçları her zaman çekişmeli, mücadeleci oluyor ve tarihe geçen maçları sahne oluyorlar. Bununla nedenle Samsun'da Trabzon'a karşı da hep bir rakip olarak gördükleri için bu maça ekstradan motive olarak çıkacaklardır. Ve Trabzonspor'un özellikle lige iyi başlayamadı, iyi konsantre olamadığını görüyoruz. Vite'yi kaybettiler son maçta, Büyükşehir maçında da uzun bir sakatlık dönemi geçirecek. Bu da çok etkileyecektir. Diğer taraftan Alanzinho belki Avrupa tarafında çok güçlü olmasa da bu maçta Türkiye Ligi için önemli bir oyuncu. Adrian bir türlü takıma oturamadı. Belki onun yerine oynayacaktır. Bunlar etkileyecektir belki ama sonuçta Samsunspor'un daha dirençli olacağını, daha mücadele olacağını düşünüyorum. Bu maçta karşılıklı goller olacaktır. Bu nedenle VAR seçeneği seçilebilir. Alt üst bahsine girilmemesini tavsiye ederim ama sonuçta 1-1'lik bir skor olabilir. Bu nedenle alt denilebilir. Taraf bahsine ise ben beraberlik olacağını düşünüyorum. Babatorik.